Neşeli ve Pamuk Prenses, neşe, iyilik ve mutluluktan oluşan üç ışığı aradıkları yolculuklarına devam ediyorlardı. Neşeli sayesinde ilk iki ışığı yakmayı başarmışlardı. Ama henüz üçüncüsünü bulamamışlardı. Bu ışık yanmadan geri dönmeleri imkansızdı. Küçük bir peri. Dikkat edin. Ha? Bir elma. Beni bekle. Hayır, buradan hemen kaçalım. İyi ama elmaya ne oldu? Affedersiniz, bir şey olmadı değil mi? Ya hayır, ikimiz de iyiyiz, sağ ol. Deneme yine başarısız oldu. Hı? Yani o sihirli bir elmaydı, öyle mi? Evet, öyleydi. Bu durumda sen bir cadı mı olacaksın yani? Aa, hayır, aslında ben bir periyim. Peri mi dedin? Evet, bizler doğduğumuz anda büyü yeteneğine sahip oluyoruz ve yaşımız ilerledikçe alanımızı seçiyoruz. Örneğin, kişi çiçekleri seviyorsa çiçek perisi olabiliyor. Ya da geceleri seviyorsa o zaman da gökyüzündeki yıldızların perisi olabiliyor. Öyleyse sen de meyve perisi olacaksın ha? Öyle olacağım. Daha doğrusu isterdim ama başarısız oluyorum. Ama yeteneğim var. O kadar büyük bir elma yaratmak hiç de kolay değil. Ha, teşekkür ederim. Ama normal boyutta yaratmak istemiştim. Neyse canım, yine de güzeldi. Ve bana sorarsan oldukça da lezzetli görünüyordu. Üstelik gerçek olduğunu sanıp çok da korktuk, biliyor musun? Biliyor musun, çok iyi bir cücesin. Bir fikrim var. Nedir o? Senin koruyucu perin olmak isteyebilirim. Ne? Tabii ya, Neşeli'nin perisi. Hiç merak etme Neşeli. Seni mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama ben nasıl yani? Şu anda yorgun musun? Hayır. Çekinme, söyle, herhangi bir yerin ağrıyor mu? Hayır, teşekkür ederim. Ben iyiyim gerçekten. Bana istediğin şeyi söyle, senin için gerçekleştireyim. Hayır, teşekkür ederim. Ben iyiyim. Senin adın neydi? Benim adım Milfe. Milfe, ilgin için teşekkür ederim ama şu anda yolculuktayım. O yüzden rahatsız edilmek istemiyorum, anladın mı? Pekala. Seni rahatsız etmeyecek yerde durursa... Hayır, ben onu demek istemedim. Yani... Yolculuğunuza dahil ettiğiniz için teşekkür ederim. Doğrusunu isterseniz orada yalnızdım ve sıkılıyordum. Pamuk Prenses, neden içim sıkılıyor dersin? Şikayet etmeyi bırak Neşeli. Artık yeni bir yolculuk arkadaşımız var. Öyle değil mi Milfe? Evet, teşekkür ederim. Birlikte iyi vakit geçireceğiz. Bakın, gökyüzü bulutlanıyor. Bakın, küçük bir köy. Terk edilmişe benziyor. Henüz güneş batmadı ama burası karanlık ve kasvetli. Hadi gidip neler olduğuna bir bakalım. Bunlar ne yapıyor Pamuk Prenses?
Buraya güneş doğamız için bize yardım etmeye güneş mi geldiniz? Güneş için mi dua ediyorsunuz? Evet, çok uzun zamandan beri güneş ışınlarını göremiyoruz. Bunun için dua etmeye başladık. Vay canına! Ama bu nasıl olabilir? Üstümüzdeki bulutlar hareket etmiyor ve güneşimizi sürekli olarak engelliyor. Hala nedenini bilmiyoruz. Aklımıza gelen bütün çareleri denedik ama başarılı olamadık. Zavallı çiçekler, hepsi ölüyor. Hepimizin güneş ışığının sıcaklığına ihtiyacı vardır. Burayı terk edip köyünüzü başka bir yere kuramaz mısınız? Hayır, ne yazık ki böyle bir şey söz konusu olamaz. Nüfusumuz çok kalabalık ve her şeyimiz burada. Evlerimiz, topraklarımız, hayvanlarımız, eşyalarımız, hepsini nasıl bırakabiliriz? Keşke sizin için yapabileceğimiz bir şey olsaydı efendim. Neşeli. Şu anda yapabileceğimiz tek şey ümit etmek. Bir yolu varsa yardım edebiliriz. Gerçekten çok naziksiniz ama yolunuza devam edin. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Keşke onlara yardım edebilmenin bir yolunu bulabilseydim. Boş yere kendini üzme Neşeli. Birçok şeyin aksine havayı değiştirmenin bir yolu yoktur. Biliyorum ama... Hadi Neşeli. He? Sen elinden geleni yaptın. Davranışın gerçekten çok soyluydu. Bu yüzden fazla üzülme, tamam mı? Teşekkür ederim. Biliyor musun? Karnım çok acıkmış. Niye gülüyorsun? Pamuk Prenses, Neşeli, çabuk gelin, çabuk gelin. Korkunç bir şey oldu. Acele edin, hemen buraya gelin. Galiba burada biri boğuluyor. Bakın işte orada, kayaların arkasında. Ben bakarım. Ne? Bu da ne böyle? Olamaz. İnsan sandığım basit bir dal parçasıymış sadece. Affedersin. Hemen kurumalısın. Giysilerini çıkar Neşeli. Ne? Ben sizin önünüzde giysilerimi çıkaramam. Utanırım. Hadi saçmalamayı bırak. Yoksa üşütüp hastalanabilirsin. Hayır yapamam. Büyük gücümü deneyebilirim. Neşeli'nin giysileri hemen kurusun. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Ya! Yanıyorum. Alevler çabuk sönsün. Bunu hemen istiyorum. Hemen. Neşeli, sen iyi misin? Çok özür dilerim. Ama bu kadarı da çok fazla Milfe. Neşeli. Tamam. Elbiselerim kurudu. Ama senin peri olmak için yaratıldığın konusunda bazı şüphelerim var Milfe. Ama o daha çok yolun başında. Onu bağışlamalısın Neşeli. Lütfen. O kadar çok kızdım ki ateşim çıktı. Şimdi nasılsın? Serinledin mi? Sayılır. Çok güzel. Uyuyamadın mı? Hayır. Bu gece hava çok nemli. Sen ne diyorsun? İleride Neşeli'nin perisi olamayabilir miyim? Denemelerim hatayla sonuçlanıyor. Ama sen henüz yolun başındasın. Ve kimse mükemmel değildir. Ama ben artık yaşlandım sayılır. Ne? Milfe, bu doğru olamaz. Kaç yaşındasın? Bu yıl 8'e gireceğim. 8 yaşında yaşlandım diyorsan ben 2 katın yaşla neler derim bir düşün bakalım. Bütün yaşıtlarım mükemmel periler oldu. Ben hepsinin gerisinde kaldım. Bu yüzden suçluluk hissediyorum ve hala alanımı bulmaya çalışıyorum. Artık alanımı bulmak zorundayım. Ne alanı Milfe? Yoksa bu mu?
Sen yatmamış mıydın? Benim yüzümden mi ayaktasın? Evet, beni uyku tutmadı. Çünkü kendimi ancak böyle affettirebilirim. Geç oldu. Artık yatsan iyi olur, değil mi? Peki. Evet, çok güzel, harika. Bugün neden keyfin yerinde, Neşeli? Milfe sayesinde harika bir uyku uyudum. Üstelik çok güzel rüyalar da gördüm. Öyle değil mi Milfe? Ha, ne dersin? Değil mi? Evet, evet, evet. Milfe ile birlikte eve döndüğüm zaman diğerlerinin yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum. Bu da kim? Özel bir postacı olmalı ve yapraklara yazılmış mektupları getiriyor. Ha? Ayağım takıldı. İmdat, imdat, bana yardım edin. Çekilin, çekilin. Ona yardım edin. Tamam. Çekilin, çekilin oradan. Siz iyi misiniz? Rüzgar mektupları götürüyor. Durun. Dikkat et. Ama bir şeyler yapmam gerekiyor. Bunun için size nasıl teşekkür edebilirim? Mektuplarımı kurtardınız. Gördün mü? Bunu sen yaptın Milfe. Evet. Bu mektupları kaybetseydim işimi kaybedebilirdim. Teşekkür ederim. Kız kardeşiniz mi? O benim koruyucu meleğim. Öyle değil mi? Evet, öyleyim. Artık gitmem gerekiyor. Size iyi yolculuklar. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Bunu unutmuş olmalı. Bunu ona götüreyim. Dur, ben giderim. Hayır, ben götürürüm. Bayan, bekleyin. Mektubunuz burada kaldı. Bayım, bekleyin. Bekleyin, mektubu unuttunuz. Teşekkür ederim. Mektupları köylülere götürmem gerekiyor. Umarım zamanında yetişebilirim. Neden köy olduğu gibi duruyordu? Bize üzücü bir haber geldi. Halkın büyük bir bölümü köylerini terk edip başka yerlere taşınacakmış. Bu üstü bulutla kaplı olan köy değil mi? O köyü biliyor muydunuz? Güneş göremedikleri için çaresiz kaldılar ve köylerini boşaltmaya karar verdiler. Anlıyorum. Acele etmek zorundayım. Nihayet gelebildim. Sana söylemiştim, postacıya benim yetişmem gerekiyordu. Bununla bir ilgisi yok. Ben acıktım. Ya siz? Ben de acıktım. Güzel. 30'a kadar sayana dek orada olacağım. 1, 2. Köylüler gidiyor muymuş yani? Sanırım bu konuda yetenekliyim.
Şu anda orada olabilseydim belki bir şeyler yapabilirdim. Elbette yapardın Milfe. Bak işte alanını buldun. Peki ama Neşeli ne olacak? Çok dikkatsiz davrandım ve bu yüzden başına bir sürü dert açtım. Ama yanılıyorsun Milfe. Bunca başarısız denemeden sonra beni kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi bir kez daha onu yüzüstü bırakmam doğru olmaz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aklım çok karışık. Milfe. Neşeli seni anlayışla karşılayacak. Peki onunla konuşur musun? Sen hiç merak etme. Ben Neşeli ile konuşur ve ona anlatırım, tamam mı? Konuşur musun? Tabii. Yeter ki emin ol. Çok yoruldum. Sana bir şey söyleyeceğiz. Bizi dinler misin? Hı? Neler oluyor Milfe? Şu hale bak, masayı hala hazırlamamışsın bile. Ne oluyor? Neşeli, durumu açıklayabiliriz. Ben su getirmek için dünyanın yolunu tepiyorum. Siz burada boş yere zaman geçiriyorsunuz, öyle mi? Neşeli, özür dilerim. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Artık yeter. Gitmeni istiyorum. Milfe, beni bekle. Seni aptal bu kadar kaba olabileceğini tahmin edemezdim. Onlar gidiyor Milfe. Onları kurtarmalısın. Rüzgar. Rüzgar, hadi es. Hadi es. Üstümüzdeki bütün bulutları da. Sizin için çok endişelendim ve gelip ne yaptığınıza bakmak istedim de. Biliyor muydun? Elbette biliyordum. Fark etmediniz mi? Su getirmek için çok uzağa gitmiştim. Yani sen bize kötü bir oyun oynadın, öyle mi? Milfe'yi başka türlü ikna edemezdim ki. Neşeli. Milfe, lütfen ağlama. Ne olur Milfe. Sen muhteşem bir perisin Milfe. Yapma. Çok teşekkür ederim Neşeli. Milfe, sana iyi şanslar diliyorum. Kendi yolunu bulduğun için çok mutluyum. Bir şeyi çok merak ediyorum. Acaba ben de yolumu bulabilecek miyim? Neşeli'nin eğitim yolculuğu sona ermişti. Ve ikisi birlikte evlerine dönmüşlerdi. Diğerleri onları en sıcak şekilde karşılamak için bekliyorlardı. Ve Pamuk Prenses bunu bilerek yanlarına koştu ve birlikte mutluluğun tadını çıkardılar.